Bu videoda nota okumayı öğreneceğiz. Hatta gelin öğrendiğimiz iki anahtarı birden kullanarak nasıl nota okunuyor bir bakalım. Sol anahtarında Beethoven'ın 5. senfonisinin son kısmının başlangıcına bakacağız. Tiz enstrümanların çaldığı melodinin notaları 3. boşluktaki do, sonra 4. boşluktaki mi, portenin üstündeki sol, sonra da pesteşerek fa, mi, re, do, re, do. Şimdi de melodinin ikinci kısmına bakalım. Do'dan re'ye, re'den mi'ye, sonra da 3. boşluktaki do'dan, portenin üzerindeki 2. çizgide bulunan do'ya uzanan, yani 3. boşluktaki do'dan bir oktav yukarı çıkan bir gam. Gamın tarifine de bir bakalım. Bir oktav içerisindeki 8 notanın kalından inceye ya da inceden kalına sıralanmasına gam denir. Notaların bir boşluktan hemen yanı başındaki çizgiye ya da bir çizgiden hemen yanı başındaki boşluğa bağlanmaları ile oluşur. Beethoven'ın 5. senfonisinde bu şekilde ard arda gelen bir dizi nota vardır. Do, re, mi, fa, mi, fa, sol, la, sol, la, si, do. Bu notaların bir araya gelmesiyle do majör gamı oluşur. Şöyle gösterelim. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aynı gamı yine sol anahtarında portenin altına eklenen ek çizgiden başlayarak bir oktav aşağıda da oluşturabiliriz. Aynı gam do majör gamı ama bir oktav aşağıda. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gamlar ve perdelerden daha sonra bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi Beethoven'ın 5. senfonisinin tüm orkestra tarafından çalınan bu kısmına bir birlikte bakalım. Yüksek perdeli yani tiz sesli enstrümanları ve sol anahtarında çaldıkları notaları açık kırmızı ile vurgulanmış olarak görüyorsunuz.